Evet, gün ortasından tekrar selamlar. Amerikan seçimleri sonrası çok ciddi aşağı yönlü reaksiyonlar gördük, satışlar gördük ve bu bir şekilde bizim daha önce bahsetmiş olduğumuz 90 bin, 89 bin bölgesine doğru ilk atak oldu. Evet, yani ne demek istiyoruz burada değerli arkadaşlar? Ne olursa olsun sonuç Clinton lehine olmuş olsaydı dahi bizim aşağı yönlü beklentimiz zaten devam edecekti, devam ediyordu. Bu noktada sık sık zaten dünya hisse senetlerinde bir çöküş hareketinden bahsetmiştik. Bunu gerçekleştirdik. Neyse, çok uzatmıyorum, hemen dönüyorum. Bugün görülen vadeli işlemlerde 90.425. Bizim bu noktada aylıklardaki hedefimiz burasıydı. Bu seviyenin altından alım olabileceğini, öyle güvenli bölge olarak bahsetmiş olduğumuz seviyeydi. Şu an için günlüklere baktığımızda nerede? 3800. Tablomuza dönüyoruz. 4200. Yani 3800, 4200. Maksimum bu tepki nereye kadar gidebilir dersek, çünkü şu an için bir tepki geldiğini görüyoruz zaten. 93.725. Maksimum burası. Bunun üzerinde kapanış oluşmayacağını tahmin ediyoruz ve tekrar aşağı yönde hareketin kademeli bir şekilde. Şu an eğer 3800'e düşünecek olursak aşağıda da nereden bakınsınız 500 puanlık marj olduğunu, 92.500'lere doğru 92.000'lere doğru geri çekilmenin devamını göreceğiz gibi gözüküyor. 93.725 üzerinde kapanış oluşmadığı müddetçe bu senaryodan bahsedeceğiz. Hatta bu aşağı yönde hareketin devamı. Gelelim, bunu izliyor olacağız. Tabii ki şu anki tepki gerçekten önemli. Bütün günün neredeyse en yükseğine doğru bir tepki olduğunu görüyoruz. Bu da olumlu diyoruz. Ortalamaların üzerinde belki şöyle bir hareket görebiliriz. Şurada bir bu hareket sonrası bir distribasyon. 93.700'ler üzerinde kapanış görecek olursak bu 95 bin lira kadar önümüzdeki birkaç gün içinde uzanabilir. Ama sonrasında buradaki bir distribasyon tekrar aşağı yönlü hareket gelebilir. Bunu da günlük bize sabah 8'de zaten raporlarımız hazır olmuş oluyor. Gün ortası saat 2 ile 4 arası, 2 ile 3 arası hazırlıyoruz şu an olduğu gibi. Bir de akşam kapanışta yarın ne olabilir? Bunu yorumluyoruz. Hisseler bazında, endeksler bazında, pariteler bazında iddia ediyoruz. Kimsenin yapmadığı bir çalışmayı burada yapıyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Destekleriniz için de teşekkür ediyoruz. Evet, eğer kapanışı, ilk seans kapanışı şöyle alacak olursak saat 14 kapanışını dikkate alarak bunu yapıyorum. 13 kapanışını dikkate alıyorum. 93.175. Hemen tablomuza tesadüfe bakar mısınız? 93.175 geçen günkü kapanış, yani birkaç gün önce görülen kapanış 93.175, demek ki çok önemli bir seviye. Şimdi günün ikinci yarısında nasıl seyredebilir? Buna bakalım. 93.375 direnç. 93.575 bu aralığın güçlü direnç olduğundan bahsediyoruz. Zaten demek ki tabloya da bakacak olursanız bunu görebilirsiniz. Bu bölgeyi görebilirsiniz. Dolayısıyla bu seviyenin altındaki her hareketlilikte 92.775'i izliyor olacağız ki bu seans açılışında neresi görülmüş? 92.825. Şimdi bu seviyenin altında, daha doğrusu yukarıda 93.375-500 buranın direnç olduğundan bahsediyoruz. Geçmesini beklemiyoruz. Aşağıda tekrar 92.775'e gelebilir. 92.775'in kırılması gün içinde tekrar 92.175, 92'lere doğru bir geri çekilme getirebilir. Böyle bir ihtimal var mı? Halihazırda var olduğunu düşünüyoruz. Ama 92.775'i izleyip saatlik hareketleri görmekte fayda var. Belki bu noktadan bir gün içi trade etmeye yönelik alış fırsatı olabilir. Hemen buradan 100 endekse dönüyoruz. 100 endekste ne demiştik sabah? Herkes hatırlayacaktır. Bizi izleyenler daha doğrusu hatırlayacaktır arkadaşlar. Hemen XU 100 yapalım. Ve sabah bugün görülen en düşük seviye, hemen tablomuza günlüğe dönüp bakıyorum. 74.509 görülen en düşük. Tablomuzda 74.5 seviyesine dikkat çekmiştik. 71.500'leri en azından 76.500'ler üzerinde, 75.5'lar altında kaldığımız müddetçe potansiyel olarak izleyeceğiz demiştik. Halihazırda o süreç devam ediyor. Şu anki duruma baktığımızda 75.700'ü görüyoruz.
Hemen ben şöyle seanslık kapanış ve seanslık kapanışı dikkate alarak ikinci seansta nasıl seyreder onu yorumlamaya çalışalım. 75.773. Hemen giriyorum. 75.773. Bu durumda 76. Hemen dönüp şöyle size verelim. Şuradan detaylı bir yüz endeks yorumu yapmaya çalışalım. Evet. En yüksek gerilen 75.700 seviyesi şu an için direnç konumunda. Şu anki fiyata baktığımızda 75.700'lerde. Evet, 75.500'ün üzerinde 75.900-76.100 ihtimali var mı? Evet. Şu an için önemli direnç bölgesi. Burasını geçmesi beklemiyoruz ama ikinci seansta 75.700-900 aralığı iyi bir direnç. Burası geçilmediği müddetçe burada aşağıda 75.395'i ve aşağı gerileme ihtimalinden bahsediyoruz. İzlemeye devam edeceğiz. Günlük tabloda burada tabloya baktığımızda HDTR 1900 gün içinde şu an için 1900. 1000 puan daha düşmüş olsak 2900 seviyesindeymiş. Bu da zaten günlüklerde bu bölgeye denk geliyor. Sıfıra gelmediği müddetçe bakın şurada tabloda ne diyorduk değerli arkadaşlar? Tablomuzdan hemen şuraya bakıyorum. Hala göstergelerin kötü olduğundan bahsedebiliriz. Negatifte. Tabloda sıfıra gelmediği müddetçe bu satışın önümüzdeki günlerde biz devamını göreceğiz diyebilirim. Zaman zaman gelecektir. Çünkü Trump elbette bizim için demokratlardan çok daha iyi bir sonuçtur. Türkiye'nin bu noktada hepiniz de görmüşsünüzdür zaten sık sık da paylaşıyoruz. 15 Temmuz'a bile vurgu yaptığını görüyoruz. Olumlu manada Türkiye'nin arkasında olduğunu veren beyanatlar, açıklamalar, Türkiye ile ilgili olan görüşleri bu anlamda tabii ki bizim için çok önemli ve çok değerli. En azından egemenliğimize göz dikmiş olan demokratlardan çok daha iyidir. Ama tabii bilemiyoruz sonuçta bu Amerika perde arkasından yönetildiğini düşünecek olursak zaman içinde göreceğiz. Umarım sıkıntı olmaz. Evet. Burada günlüklerde bahsetmiş olduğumuz üzere bu 75.900 geçilemediği müddetçe 75.395 hatta 75.000'lere doğru tekrar bir geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir mi? Evet, olma ihtimali var. Biz özellikle 76.725 altında kaldığı müddetçe endeks 71.000-72.000 bölgesini tekrar bekliyor olacağız. Zaten tabloda da bu gerileme gerilemeye baktığımızda daha önceki direnç bölgesi olan 76.000-76.700 görüldüğü üzere destek bölgesi olan bölgenin direnç olup bu bölgeyi geçemeyeceği sonra tekrar bir düşüş sürecine girebileceği ihtimalini konuşuyoruz bu noktada. İkinci seansa dair de beklediğimiz seviyeler biraz önce göstermiş olduğumuz bu aralığı izleyebilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Endeksler bitirdik. Pariteler, hisseler ve emtialara yönelik birazdan yorumumuzu izleyebilirsiniz.